Günaydın sevgili arkadaşlar. Ayşe Koch Leker'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle pişmeyen fırında pasta yapacağız. Öncelikle teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için. Ve başlayalım. Gereken malzemeler önce bisküvi. Bundan 1,5 paket kullandım. Ve makineyle küçülttüm. Bu da mısır unu kavurdum. Yağsız kavurdum. Bu da böğürtlen. Bunu da yağ, limon ve şekerle tavada güzelce buzluktan çıkardım. Tavada güzelce erittim. Kaynattım. Yani bayağı bir fest oldu. Yani sert görüyorsunuz. Kakao lazım. 200 ml su lazım, bardak ölçüsü. Şimdi bunun içine şeker aldığım için şekeri burada azalttım. Bu da 200 gram şeker olması gerekiyordu. Bu da ceviz çeşidi. Afrika ceviz mi neyse işte bilmiyorum. Bundan kullanacağım. Alerjisi olan arkadaşım var, yengem. Onun için bunu kullanacağım, onun için o da yesin diye. Evet, sonunda da bundan süsleyeceğiz, eriteceğiz. Beyaz çikolata kullanacağım. Gördüğünüz gibi. Yani siyah da var. Onu da kullanabilirim. Onu da eriteceğiz. Hazır yani. Çok basit, çok kolay. Yani pişmeyen, fırına girmeyen, pişmeyen bir pasta yapacağız hep beraber. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Bisküvilerimizi küçük küçük erittik, kırdık makinede gördüğünüz gibi. Yani mısırımızı da karıştırıyoruz. Mısırımızı da karıştırıyoruz. Ve sütümüzü diyecektim. Önce yağ. Önce yağıyla çok güzel şekilde böyle. Zaten bisküvilerin kendisi tatlı. O yüzden şekere de fazla gerek yok. Yani şekerli yemek istemiyorsanız şekeri daha da azaltabilirsiniz. Bence. Sütü de. Çekecektir çünkü bunları. Yani inanın çok kolay bir pasta. Hiç uğraştırmıyor. Sıvı daha da çekecek, koyulaşacak. Görüyorsun, kaşıktan zaten düşerken bile belli oluyor. Önce içine ceviz koymuyorum. İsteyen ceviz de koyabilir tabii ki ama ben üzerine koyacağım cevizi. O yüzden gerek duymadım. Karıştırmaya devam. Evet sevgili arkadaşlarım, kakao da veriyorum. Hepsini koyalım. Daha lezzetli olacaktır. Ben şimdi bunu tekrar karıştırıyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Rengi kahverengileşinceye kadar karıştıracağız. Yapanlara kolay gelsin. Devam. Evet arkadaşlar. İki el demiştik. El her zaman iyidir. Pardon. Özür dilerim. Ses yaptım. Yani Thank you.
tadına bakabilirim. Kıyır kıyır çok güzel. Harika. Yani yiyin. Bana o zaman teşekkür edeceksiniz. Mısır unu çok farklı bir lezzet bırakıyor içine. Yani mısır unu. Yani olmaz diye bir şey yok gerçi. İnsan yaptıktan sonra inanın her şey oluyor. Ben bunun içine başka bir şey de koysam o bile olur. Şeker var ya, her şeyi tatlandırıyor. Ağzımızın tadı bozulmasın arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Şimdi bunu masaya dökeceğiz. Masaya dökmeden önce ben ne yaptım? Bak papyamı gittim. Musluğun altında yıkadım. Islattım. Das habe ich dann alles vorgefeuchtet, wie ihr das seht. Ha? Yani hiçbir şey olmuyor. Masaya da seriyorum. Şimdi bu serdiğim üzerine hem yapışmayacak hem de yardım edecek açılmasına. Bakın şimdi ne kadar kolay olacak. Korkmayın. Bunun üzerine böyle genişçe açacağız arkadaşlar. Açabildiğiniz kadar kalınlığını kendiniz şey yapın. Ben ellerimi yıkayıp geliyorum. Sevgili arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Bunu üzerine yayıyoruz. Yani inanın muhteşem. Fazla bekletmeyelim. Biraz hafif sulu olduğu için. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu üzerine yayıyoruz. Yani inanın muhteşem. Fazla bekletmeyelim. Biraz hafif sulu olduğu için hemen saracağız şimdi. Role haline getireceğiz ve paketleyeceğiz. İnanın muhteşem oluyor. Bu benim kendi buluşum. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hadi kolay gelsin. Şimdi kağıdımızı ıslatıp geldik mi biz? Geldik. Bakın ne kadar kolay oluyor. Ya bunu ben kendim buldum. Hani millet şey kağıdında yapıyor ya, laylonda. Bundan çok daha basit, kolay oluyor bence. Yani yırtılması da hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Şimdi bunu şekillendirebilirsiniz. Nasıl şekil vermek istiyorsanız öyle. Yani yapışmıyor. Gördüğünüz gibi bunu şimdi buzdolabında ne yapacağız? Saklayacağız. Tamam. Hatta istiyorsanız kağıdınızı da yeni değiştirebilirsiniz. Değiştirmeyebilirsiniz de. Göstereceğim. Bunu şimdi buzdolabına kaldıracağız.
Yırtılması hiç önemli değil arkadaşlar. 2-3 Stunden im Kühlschrank. Auf bewahren. Ihr könnt auch Kühltruhe, geht schneller. Buzluğa daha hızlı olur. Buzluğa atarsanız tabii ki. Zamanınız varsa buzdolabında da 2-3 saat, 4 saat bekletebilirsiniz. Buzdolabına götürüyorum. Evet arkadaşlar. Çikolatamı erittim. Nasıl erittim? O da püf noktası olsun. Mikrovelede 1 dakikada eridi. Bu hale aldı. Yani yeter. Diğer çikolatalarınızı da öyle yapabilirsiniz. Şimdi üzerine sürmeye geçeceğiz. Görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi açacağız. Göstereceğim. Evet arkadaşlar, paketinden açtım. Şimdi ne yapıyoruz? Şurayı önce bir düzeltelim. Güzel olsun. Altına ben fırın şeyini koydum. Ortadan böleceğim. Ve neden böleceğim onu da söyleyeyim. İki renk yapacağım. Birini beyazla şey yapacağım. Birini de arkadaşlar muhteşem. Bir bakın içine. Evet. Ben bunu böyle bile yiyebilirim arkadaşlar. Soğuk soğuk. Çok lezzetli. Muhteşem. Evet, sonra devam ederim yemeğe. Çikolataları mikrovelede erittim. Gördüğünüz gibi. Şimdi beyazla başlayalım. Yani fırçayla şöyle. Yanlara da. Yani bir tane çikolata şu yarıma yetiyor. Üzerine sonra kaymak yapmak istedim. Kaymağı kendim yaptım. Gördüğün gibi. Çok güzel oldu. Yani dökülmüyor. Yani dekor vereceğiz. Süsleyeceğiz. Kaymakla. Güzel olur. Deneyin siz de. Bunu tekrar buzdolabına götürüp koyacağım. Üzerindeki çikolatalar şey olsun diye. Evet. Şimdi diğer aynısını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi diğeri de aynısını yapacağım. Arkadaşlar istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ne istiyorsanız. Ben şimdi bunu tekrar buzdolabına götüreceğim. Üzerine de cevizimden çikolata da ıslakken dökün ki yoksa bunlar yapışmaz. Nasıl istiyorsanız öyle. Hindistan cevizi de yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız. Çam fıstığı. Evde ne varsa. Sonra tekrar serviste görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı beklerim. Aşağıda yorum kısmında da yazabilirsiniz. Beğendiklerinizi, beğenmediklerinizi belirtebilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Eğer yaparsanız mutlaka denemenizi öneririm. Gerçekten çok güzel oluyor. Değişik bir şeyi. Yani bunu incirle de yapabilirsiniz. Bende incir yoktu. Böğürtlen vardı. Yengemin bahçesinden. Hani öyle aldım. Gerçekten de muhteşem oldu. Gördüğünüz gibi.
Görüşürüz birazdan. Arkadaşlar, pastamız gördüğünüz gibi. Şimdi kaymağımı da şey yaptım. Zane, yani ne diyorlar? Zane. Krema. Krema. Şimdi üzerine birazcık krema süsleyeceğiz. Dekor yapacağız ya da tabağa koyabilirsiniz. Ben şöyle birazcık da üstüne. Bence güzel oldu. Dörtlenlerde. Afiyet olsun. Muhteşem oldu. Eğer yapmak istiyorsanız, yani tavsiye ederim, gerçekten çok kolay. Yani malzemesi de fazla gerekmiyor. Evde püsküt varsa pasta var demek. Yani istediğiniz pastayı yapabilirsiniz. Kaymak olmasa da olur. Yani meyve çeşitleri de hiç önemli değil. Ne varsa arzu ettiğiniz, gönlünüzden geçen evde olanlar, çocuklarınızın sevdiği. Yani çocuklarınız bile bunu bayıla bayıla yer. Misafir geleceği zaman. Birkaç saat önce hazırla, at buzdolabına. Pişirmene de gerek yok. Yanacaktı falan. Ocak derdin yok, fırın derdin yok. Evet arkadaşlar, benimle beraber olup seyrettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da tekrar bekliyorum diğer videolarımda. Sizleri seviyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizlerle büyüyeceğim inşallah. Tek başıma gidemem ben bu yolda. Sizlerin emeği, sizlerin desteği her zaman lazım. Ne demişler? Komşu komşunun külüne muhtaç. Bunun da bir anlamı var. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.